Arkadaşlar nesnel programlamadaki en önemli hususlardan biriyle başlamak istiyorum. Encapsulation. Encapsulation e, kapsülleme dediğimiz bir yöntemdir. Ve e, aslında bakarsanız kullanıcıyı herhangi bir e, şeyi, herhangi bir alanı kullanmak için kısıtlamayı e, öngörür. Bu noktada aslına bakarsanız ben böyle en temelden başlayacağım. Yani sadece sintaks olarak göstermektense hani buna bir getir setter ver demektense yapacağız birazdan. Onun gerçek hayattaki kullanım durumlarını size anlatmak istiyorum. Şimdi hatırlarsanız biz burada şu örneğimizin içerisinde product manager .ed demiştik. Ve oraya bir product göndermiştik. Şimdi product manager'da bir operasyon yazalım. public void şöyle add2 diyelim. Şimdi bu noktada aslında şöyle ben buna bir add deyip aynı isimle kullanabilirim. Buna overloading deniyor. Bunu konuşacağız sizinle arkadaşlar. O yüzden hani şimdilik kafanızı karıştırmayayım add2 diyelim. Şöyle ki ben buraya ürün gönderirken Örneğin int id. String name. String string description. Int stock amount. Ve double price. Bunlar vardı hatırladığım kadarıyla. Hani böyle verip böyle de hani işlemi yapabilirim. Fakat ee, bu arkadaşlar çok hatalı bir kullanımdır. Nedenini ben size söyleyeyim. Bakın. Şimdi bu ed 2 siz aldınız. Geldiniz burada. Bir ekranda kullandınız. Şöyle var zaten Product Manager. Product Manager bir ekranda ed 2'yi kullandınız bir sürü özellik verdiniz. İşte ID verelim şimdilik. Name verelim. Description verelim. Stock amount verelim. Price verelim. 200. Güzel. Başka bir ekrana geldiniz. Başka bir ekranda da ben burada alt alta yazıyorum da bunların farklı ekranlardaki kullanımlar olduğunu düşünün üçüncü ekran, dördüncü ekran, beşinci ekran, altıncı ekran. Belki de yüz yerde kullandınız. Belki de yüz yerde kullandınız bunu. Şimdi bu noktada Ctrl Shift Alt L ile yaptım. Daha önce çok söyledim ama e, kodu düzenlemeyi. Şimdi bakın bunlar sizin bir sürü ekranınız. Düşünün ki düşünün ki bu ekranlarda siz bunları gönderdiğiniz noktalarda sizin yeni bir özellik daha eklemeniz gerekti. Yani price dışında bir de ürünün işte KDV tutarı uyduruyorum. Öyle bir şey daha gönderdiniz. Bakın 15 ekrana gelip kaç ku ekranda kullandıysanız hepsinde ayrı ayrı bu operasyonu düzenlemeniz gerekir. Bakın hatalı işte bu. Yani şunu demek istedim. Bakın buraya öyle string yeni özellik diyelim şimdilik. Yeni özellik. İşte ürünün yeni özellik rengi diyelim yani. Uyduruyorum. Bakın ekranlarımız kızdı. Bütün ekranlar şu an sıkıntıya girdi arkadaşlar. Bakın bu noktada şuraya dikkat edin eski kullanımı. Eski kullanımda ben buraya gelip string verdim, string renk deseydim. Burada hani renk bu şekilde verilmez ilişkisel tablolar vesaire. Onlara girmeyin arkadaşlar. Yani o, o amacım o değil. Bakın burada bir tane string renk verdim. Java'ya geldim. Bakın hiçbir şekilde kızmıyor. Ben arzu edersem purdak nokta rengi verebilirim. Ama vermesem de hani kızmayacak. Yani sistem e, patlamayacak. Yani ben giderim o rengi ayrıca veririm o ayrı. İşte bu noktada arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. Tamam. Şöyle ki bunun dışında arkadaşlar eğer hani bu rengi sorudan vermem gerekseydi. Yani ve bir default değer vermem gerekseydi veya e, bunlarla ilgili çalışmalar yapmam gerekseydi. Örneğin şöyle düşünün. Ben e, ürünün fiyatını veri tabanına aktarırken yani bu ürünün fiyatının minimum sıfır olmasını istiyorum. Ya bir kural koymak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yani bakın buraya bu integer ya. Eksi 9 yazdı yani. Ürünün fiyatı eksi 9. Olmaz. Bu. Yani bu şekilde yazmayı engellemek için yine encapsulation'dan yararlanıyoruz. Evet. Şimdi daha profesyonel kullanıma doğru geçelim. Arkadaşlar siz bir ürünün içerisinde bu şekilde alanlar tanımladığınızda, siz onu ee, public olarak işaretlemiş oluyorsunuz. Peki nedir bu public? Public, e, her yerden erişilebilir demek. O yüzden yani şunlar public'tir. Bakın biz product'a ulaşabiliyorduk başka klasılardan. Bu public klasın içindeki bu alanların tamamı da public oluyor. C #'da böyle değildir. C Sharp'ta default'u private'tır. C Sharp ile Java'nın farklarından biridir bu. Bunun şeyi şöyle önünde aslında hani bu var yani. Diğerlerinin de bu var. Yani default olduğu için yazmamışlar. Ya yazmasak oluyor yani. Eğer bunu private işaretlerseniz public halka açık demek zaten. Private işaretlersen private şu demek arkadaşlar. Adı üstünde private özel demek. Private sadece tanımlandığı blokta geçerlidir demek. Sadece tanımlandığı blokta geçerlidir demek. Şimdi bu integer'ın üst bloğu neresi? Bakın burası. Ha, demek ki bu product'ın içerisinde her yerde geçerli demek. Yani tabi yazmayacağız, yapmayacağız bunu. Ama e, metot diyelim yani şuraya. Şöyle bir metodumuz olsaydı. Ben buraya bakın id deseydim. Şöyle öyle diyeyim. Bakın id geliyor. Ne diyeyim geliyor. Yani sadece tanımlandığı bloğun içerisinde geçerli. Tanımlandığı blok ne? Product blok. Üstü, bir üstündeki blok yani. Biz bunu bir if'in içinde tanımlasaydık sadece o if'te. Çünkü o blok. Şu süslü parantez. Ya yani bir üstündeki süslü parantez neredeyse orada geçerli demek. Tamam? Bunu unutmayın. Şimdi şuraya geldim bakın kızdı. Diyor ki bakın üzerine geliyorum. Diyor ki name has private access in product. Yani name alanı product klasının içerisinde private Akses erişim, özel erişime sahip. Dolayısıyla sen buna ulaşamazsın arkadaşım diyor. Profesyonel uygulamalarda biz böyle alanları çok fazla bu şekilde tanımlamayız. Ama hani tanımlasanız da ee, public olarak tanımlamayız yani. Public olarak tanımlamayız ama hani tanımlasanız da onu farklı bir ...yerde o encapsulation ihtiyaçlarını çözecek şeyler de yapılabiliyor. Fakat özellikle şöyle durumlar söz konusu orada mutlaka encapsulation devreye giriyor. Ne o biliyor musunuz? Örneğin siz ürüne ait bir kod oluşturmak istiyorsunuz. Private string kod. Ürünün kodu yani. Ürünün kodunu da şöyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Ürünün baş harfi, örneğin ürünün baş harfine laptop, L. Sonuna id'yi koyunca o onun kodu oluyor. Bakın ürünün ID'si bir de isminin baş harfi. Şimdi bunu kullanıcı girmemeli değil mi? Sistem bunu bulmalı. O yüzden kodu read only yapıyorsunuz. Yani sadece okuyabilir. Yazamaz kullanıcı ona. İşte arkadaşlar burada encapsulation'ın en önemli kurallarından, konularından biri geldi. Getter ve setter yazmak. Hadi bakalım getter ve setter kodlarımızı yazalım.